Merhaba, Spor Merkezi başlıyor. Ben Şansın Tokkel, Yusuf Kenan Çalık'la beraberi Spordan öne çıkan gelişmeleri sizler için hem sizlere aktaracağız hem de sizler için yorumlayacağız. Merhaba Yusuf Kenan. Selam. Şimdi Galatasaray gündemiyle başlayalım diye konuştuk tam sizin huzurunuza gelmeden evvel. Ee, bu arada Fenerbahçe'nin de Kasımpaşa'yla hazırlık maçı devam ediyor. Onun da bilgisini vereyim. Yusuf Kenan da takip edecek bir yandan o mücadeleyi. 1-0 önde Fenerbahçe, hmm. İrfan Can penaltıdan attı. Galatasaray'la neden başlayacağız? Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme, 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Hani hangi eşleşmeden geleceği belli oldu. Bir de Burak Elmas'ın açıklamaları var. Yani Galatasaray'da gündem yoğun. Ben hemen Yusuf Gen'le döneyim. Celtic Midland eşleşmesinin galibi Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi olacak Galatasaray'ın. Nasıl yorumlarsın bu durumu? Ee, yani kolay bir kura değil onu söyleyelim. Ee, Sertik Celtic takımı geçen yılın hayal kırıklığını e, biraz silmek istiyor. Ee, Rangers'ın gerisinde kalmıştı. Ee, Mitland da e, özellikle kulüp yapılanması açısından Avrupa'nın örnek kulüplerinden onu söyleyelim. Belki lig olarak en çok takip edilen, en çok e, nasıl diyeyim, e, bilinen liglerden birisi değil e, oynadığı lig ama nihayetinde çok ciddi anlamda bir e, e, çalışma var Hı. Danimarka takımında. Onu söyleyelim, onun altını çizelim. Kolay bir kura değil. E, öncesinde tabii PSV'ye geçmek lazım. PSV'nin de takımında değişiklikler var, önemli transferler yapılıyor. Galatasaray acaba PSV maç maçlarına hazır mı? Çok doğru dedin. PSV maçına bir süredir konuştuğumuz için ben daldım hiç oraya geçmeden diğer yok, yok, rakibi doğru. ama. Doğru. Yani mesele çok haklısın. aslında mesele PSV aslında. Aynen. Haklısın. Yani PSV'yi geçebilecek mi? PSV iyi geçemeyecek mi? Ona bakmak lazım. Ne ee, kolay düşünüyorsun PSV için? Z zor bir çok zor, zor bir, bir kura. Ee, hani gerek e, takım olarak iyi bir e, takım. Gerek teknik direktör olarak Roger Schmidt yine iyi bir teknik direktör. Ee, yeni transferler işte Proper, Dromel, Ramalho, Fanginkel çoğunu bedelsiz yaptılar bu arada bu transferlerin. Ee, e tabi Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyuncular acaba takımda olacaklar mı? Yani kadroda evet. olacaklar mı? Ee, onların da hangi durumda olduğu önemli. Başta Dumfries olmak üzere e, muhtemelen Daniel Mahal'in de aynı şekilde e, ben zor bir transfer olarak görüyorum. Kolay bir transfer değil. Şey pardon çok kolay bir tur değil. E, e tabi şimdi lig kalitesi Takımlarımızın Avrupa'daki başarısızlığı bizi maalesef bu tür zor turlara doğru götürüyor. Yani daha kolay önelemeler oynadık. PSV kolay bir öneleme değil umarız. Galatasaray geçer ama geçse de yine Celtic-Mitiland eşleşmesi evet. yine zor bir rakip getirecek orada. Ya Üskükenhan bu arada Burak Elmas'ın bugün açıklamaları üzerine de konuşacağız dedik ya... E PSV ile alakalı şöyle bir durum var. PSV maçı ile alakalı. E, Olcan Çağlayan hadisesi. Hı hı. Biliyorsun, Olcan Çağlayan'ın lisansı ile ilgili bir sıkıntı var. E, şöyle diyor Burak Elmaz. Olcan, Olcan'ın lisansı kasıtlı olarak geciktiriliyor. Bu lisansı alacağımızı biliyoruz. Olcan için üzülüyorum. Formda olduğu dönemde oynayamıyor. Fakat federasyonda kişilerin menfaatleri ve kişisel çıkarları Türk futbolunun önüne geçmiş durumda. Çok ağır ifadeler kullanmış. Olcan hani genç bir arkadaşımızın geçtiğimiz sezonki Evet, kulüp değişiminde yaşadığı, kendisiyle de aslında alakalı olmayan, menajeriyle alakalı olan evet. bir problemden ötürü kaldığı durumun kasıtlı olduğunu söylüyor Burak Elmas. Bu sorunun bir türlü çözülemedi bu arada. Geçen sene de sana 6 maç ceza almıştı yanlış mı Evet 6 maç. Ee, ve yani genç bence çok yetenekli bir şeyler katabilecek bir oyuncu Galatasaray'a ama yani Bu sorunun bir türlü çözülmemiş olması acaba Galatasaray'ın söylediği gibi federasyonun kasıtlı bir davranışı mı? Çünkü dosyanın detaylarını açıkçası ben bilmiyorum ee, <laughs> Ya da federasyonun kuralları uygulaması mı? Hangi noktada bir tıkanma söz konusu? Onu net bir şekilde söyleyemeyeceğim ama Galatasaray kulübü bunun e, kasti yapıldığını savunuyor evet. E, federasyondan bu konuda bir açıklama gelmedi. Yani şöyle düşün Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu Türk bir oyuncunun oynamaması için sebep olarak gösteriyor. Çok ağır bir ifade bu. Evet, efendim. sanki bir açıklama gelse bu konuyla ilgili daha net olurdu. Yani eğer öyle bir durum söz konusuysa zaten çok büyük bir ayıp. E, yani Olcan için de büyük bir ayıp. Galatasaray camiası için de büyük, büyük bir ayıp. E kaldı ki PSV maçına tabi istediği takviyeleri yaparak çıkamayacak şu ana kadar e Alpaslan ve e Aytaç'ı kadrosuna kattı Galatasaray belki beklenti daha yüksekti başka oyuncuları daha hızlı bir şekilde kadroya katmaktı PSV maçına hazırlamaktı ama yani artı bir de elindeki oyunculardan birisini oynatamamak. Ayrı bir sıkıntı. Gel gelelim Raşit Gezal hadisesine. Hı hı. Transfer görüşmesi yaptıklarını açıkça söyledi bugün. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde dört başkan beraber bir yayına çıktılar. Orada dikkat çekici bir durum oldu. Orada Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray başkanı sanki oyuncularımızla hani fazla da hani bu şekilde fiyat arttırarak görüşmeler yapmasanız şeklinde. ya yani tam kelimeleri güzel ifade edemiyorum ama üstü kapalı bir şekilde öyle bir yaklaşım oldu sen de biliyorsun. Şimdi birebir nasıl hangi kelimelerle ima ettiğini anlatamam ama Ejderlerin e, oyununa gelmeyelim tarzında heh, bir şeyler güzel söyledim. Güzel daha söyledim güzel hatırladın evet. Ee, ama gel gör ki bugün yapılan açıklamada sanki yani Ahmet Nurçebi'nin o yaklaşımına ters düşen böyle çok net bir açıklama oldu Burak Elmas tarafından. Bir onu nasıl yorumladığını merak ederim. Çünkü diyor ki Gezal'la görüştük istediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Şimdi burada istediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz kısmı önemli. Ya bu demek ki yani kimse bizden ricacı olmasın. Arkadaş biz hani istediğimiz her oyuncuyla görüşüyoruz ve görüşeceğiz transferin şartlarından birincisi eğer oyuncu serbest değilse kulübüyle anlaşmak evet. sonrasında kulübüyle anlaştıktan sonra oyuncuyla görüşmek bunu biraz ma maalesef ülkede unutuyoruz ee, bu bağlamda ben katılıyorum herkes herkesle görüşebilir <laughs> eğer yani sonuçta kulübün sözleşmesi varsa oyuncuyla kulüp de menfaatlerini düşünerek oyuncuyu el elden çıkartmaya çalışacaktır bu da çok daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmek olabilir. E, menajerinin şimdi bu menajerlik meselesi hep böyle e, nasıl diyeyim? Öcü gibi gösteriliyor menajerler. Menajerin amacı ne? Amacı oyuncusunun en iyi şartları alması. Piyasasını yükseltmek. E, oyuncu evet. temsilcisinin amacı ne? Oyuncunun en iyi şartlarda e, ücret alması, en iyi koşullarda bir sözleşme imza atması. E, bu da çok doğal. E, bu bağlamda da menajerin eğer e, başka kulüplerle başka kulüple önerdiğini şikayet etmeyeni ben çok doğru bulmuyorum. Egezer evet geçen sezon çok iyi bir performans sergiledi. İşin buradaki üzücü noktası e, kulüplerimizin hep aynı aynı oyuncular üzerinden gitmesi. Yani dünyada binlerce oyuncu var. Raşit Gezal de gelirken ne bileyim yani dünyanın en iyi 10 oyuncusundan birisi değildi. Hatta performansı eleştiriliyordu. Burada çok iyi bir performans sergiledi. Bazı oyuncular var böyle. Hı hı. Gelip burada iyi oynayanlar. Bu penza da böyleydi. Yani kimsenin adını duymadı, çok fazla bilmediği. E, 350 bin euroya gelip çok olan sü performans sergiledi. Geldiğinde ne kadar kiloluydu hatırlıyorsun. Evet yani gezer istenmezdi açısından. İstenmezdi yani o halde Aynen. büyük takımlar tarafından. Yani ge gezer açısından da yine aynı şekilde. Yani evet Raşit Gezer'le ilgileniyor belki Galatasaray görüşme var olduğunu söylüyor Sayın Başkan. O zaman hani ya o görüşmede daha alternatif, daha iyi bir alternatif sunacak diğer kulüp Beşiktaş ya da başka bir oyuncuya yönelecek. Önemli bir şey soracağım sana. Görüşünü merak ediyorum. Beş yani rakibini zayıflatmaya yönelik bir düşünce tarzı olabilir mi sence bu? Hani rakibinin gerçekten çok kilit bir oyuncusunu almak istemek. Çünkü sen de dediğin gibi hani e çok çok fazla oyuncu var dünya piyasasında. Hadi dünya geçtim Avrupa piyasasında. Ya ama öyle yani... o da olabilir ama Hı -hı. ben zannetmiyorum burada meselenin bu olduğunu. Şimdi Galatasaray'ın Gezel gibi bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Bence var. Çünkü Sofyan Feghuly'ü elinden çıkartmak istiyor ve orada eee Stançu gibi hani belki aynı tip oyuncu olmasa da başka bir oyuncuyla daha gö görüşme halinde. Stançu'dan da henüz Kulislavia Prag'da istediği fiyat anlaşabilmiş değil. Doğal olarak ülkede daha önce oynamış, başarı göstermiş bir oyuncuyla görüşmesi çok doğal. Daha... Hani oyuncu şöyle söylemediği takdirde, hayır ben sizinle kesinlikle sözleşme imzalamak istemiyorum. Rozia gibi işte ben Beşiktaş'ın çocuğuyum dedi evet, ya, ya. Ben, ben, onu da çok profesyonel bulmuyorum bu arada. Hı <laughs> hı. Yani de bir senedir Beşiktaş'ta oynuyor. Sanki altyapıdan yetiştin diyorsun. Evet yani şimdi Sporting yatırımı yapmış Roziye'ye. <laughs> sporting ilk o yatırımı yaptıktan sonra kiralamış. E şimdi Sporting ne istiyorsa o doğrultuda olması gerekiyor. Bu işler böyle ilerliyor. Oyuncunun kulüpleri sevmesi, kulüpleri sahiplenmesi güzel bir şey. Onu tartışmıyorum ama yani yarın öbür gün başka bir kulüpte de forma giyebilirsin. Bunu gördük yani birçok oyuncuda da izledik. O yüzden bu tür söylemler e, Josef de tanıtımını hatırlar. Josef de Souza bir tweet'e cevap vermişti. İşte Beşiktaş forması gibi yani hayatta giymem tarzında bir işte tanıtımında Beşiktaş'ta işte esprili bir şekilde hiçbir zaman böyle konuşmamak lazım tarzında bir şeyler bırak işte tweet'i siliyordu vesaire vesaire. Çok aksın Güzel hatırladın. O yüzden yani bu bu tür söylemlerin ben çok böyle gerçekçi olduğunu düşünmüyorum profesyonel futbolda. E, i̇steyen, her grup isyan oyuncuyla istediği oyuncuyla görüşebilir. Anlaşma şartları tamamen finansal. Ya yani bu sektörün duygusallıktan çok finansal ve e, gerçekçilikle alakalı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. E, kulüpler finansal şartları ne kadar iyi sunabilirlerse oyunculara oyuncular o şartları tercih ediyorlar. Tabii ki aradaki 300-500 bin euro bazen hani e, ne bileyim alışkın olduğun e, oynamak istediğin e, takımı seçmene sebep olabilir. Yani Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kesin oynayacak. Mesela evet. Yani Rozier'de ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum diyerek ya da Gezel'de Beşiktaş'ı tercih edebilir. Belki diğer teklifler daha yüksek olsa da ama bazen de olmuyor. E, o nedenle evet her takım her istediği oyuncuyla görüşebilir. Ama buradaki asıl hani mesele az önce de söyledim altını çizdim. Transfer şöyle ilerliyor. Transfer kulübüyle anlaşırsınız. Kulübü size görüş, oyuncuyla görüşme izni verir. Andan sonra oyuncuyla anlaşmaya çalışırsınız. Bizde biraz ters işliyor. Evet. O, o, o sıkıntı. Yani o zaman oyuncunun gönlü bizde. Biz mesela 2 milyon euro önerdik. Afaki ah, konuşuyorum herhangi bir kulüp veya oyuncu değil. Biz 2 milyon euro önerdik. Oyuncu bizde oynamak istiyor. Kulübüne gidiyorsun. Oyuncunuz bizde oynamak istiyor diyorsun. Kulübü de diyor ki tamam 6 milyon euro ver al bon servisini. Ama bizde oynamak istiyor e bana ne kardeşim yani sizde hmm. oynamak istemediği beni ilgilendirmiyor. E o yüzden ilk önce kulübüyle anlaşıp sonrasında oyuncuyla anlaşmakta fayda var. Bir reklam arasına gidelim bir reklamımız vardı şu aralar gitmemiz gereken dönüşte diğer gündem maddelerimizle devam edelim. Tekrar beraberiz ben Şansın Tokker, Yusuf Kenan Çalık'la Galatasaray gündemine dair öne çıkanları konuştuk. Zira hem... E Avrupa maceralarında neler olabileceği biraz daha biraz biraz şekillenir gibi oldu. Bir sonraki tur için olasılıklar ortaya çıkınca. Bir de Burak Elmas'ın açıklamaları vardı. diğer günden maddelerini biraz paylaşmak istiyorum sizinle. 10 dakika kadar bir zamanımız kaldı beraber. Kerem Tunçer'in Basketbol Federasyonu'ndan ayrılığı söz konusu bugün. bunu dile getirelim. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımının menajeriydi Kerem Tunçer'i 2016 yılından beri. Bugün görevini bıraktığını açıkladı. E, bir devrin <laughs> Evet yüksek ihtimalle de Galatasaray'la anlaşacak ve genel menajerlik yapacak Galatasaray'da erkek takım için. Evet demek ki artık daha uzun süreli bir çalışma istedi kendisi için. Zira Milli Takımlar biliyorsun yılın belli dönemlerinde evet, evet. icra ediyor. Evet. Belki daha, daha hani daha sürekli bir ritimde çalışmak istiyor. Bilemiyorum ama hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok önemli bir isim. Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli guardlardan biri. Ee, çok ciddi izler bırakmış bir isim evet. Türk basketboluna. Yolu açık olsun diyelim. Bugünün bir bombası var. İzleyicilerimizle İzleyicilerimiz, özür dilerim onu da paylaşmak istiyorum. Polonya Yusuf Kenan sen 17 olan yüzme sporcu yüzücü kotanı 23 zannedip olimpiyatlara 23 yüzücü götür. Sonra adamlar orada desin ki sana sen kotanı yanlış hesaplamışsın senin yüzücü kotan 17 bu 6 sporcuyu geri gönder. Polonya böyle bir skandala imza attı bugün inanılır gibi değil. Evet günün komik haberlerinden Gerçekten. yani kota hesaplama meseleleri zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor görüyoruz bunu. E, Polonya'da bunun e, belki en yüksek seviyedeki <laughs> e, skandalına imza attı. E, sporcuları oraya götürüp geri göndermek e, açıkçası biraz e, nasıl diyeyim? E, karizma çizici mi öyle söyleyelim hani karizma çizdi. Sanki bar Hakikaten öyle, rezillik yani. Öyle söyleyebiliriz. İnanılmaz. Oyuncular için şey sporcular için de sıkıntı. Onlar da sonuçta yani olimpiyatlarda olimpiyat ya, boy göstereceklerini evet. düşünerek oraya gidiyorlar ve indiğin anda diyorsun ki hayır, hani sen geri dön. Pek hoş bir durum değil ama yapacak bir şey yok. Evet. Yani belirli sayıda sporcu gidebiliyor. onların da zaten benim şey yani ilginç taraf, yani bu işin ilginç tarafı uluslararası yüzme federasyonuyla olimpiyat komitesiyle bunun hiç görüşülmemiş olması. Hani biz bu kadar oyuncu, bir kadar sporcu getireceğiz denilmemiş olması demek ki enteresan hani işler belki de bizim düşündüğümüzden farklı ilerliyor. Dönelim tekrar gündem maddelerine. Marek Hamsik'in açıklamaları var. Trabzonspor'un Slovak Yıldızı'nın. Onu Euro 2020'de Slovakya'da, Slovakya maçlarında da izledik. Ben zaten Trabzon'a gelişi bu sezonun ilk transfer bombasıydı. Yani yazın başında bir bomba düşürdüler. Trabzonspor çok önemli isimlerle anlaştı ama Marek Hamšík apayrı. O da bugün şöyle bir açıklama yapmış. Bilmiyorum artık taraftara mı oynuyor yoksa hissederek mi söyledi. Hani eğer şampiyon olursak belki Trabzon'da bırakırım futbolu diye. Yani böyle 33 yaşında e, yani daha yeni 30, 33 yaşına girdi. Hmm. 27 e, Temmuz daha girmedi hatta. 27 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Öyle ifade edelim. E, bence halen iyi oynayabilen, halen e, iyi işler yapabileceğini gösteren bir oyuncu. E, Trabzonspor'un böyle bir o oyuncuya böyle bir lidere ihtiyacı vardı. Bir kere saha içinde çok önemli bir liderden bahsediyoruz. Gerek Slovakya milli takımı için gerek zamanda Napoli için çok çok önemli işler yaptı. Yani tecrübesiyle ve eğer hani şu an oynarken görmedik ama en azından milli takım formasıyla gördüğümüz kadarıyla hiç de fena form durumunda değil. Aynen. Ee, yapabilecekleriyle Trabzonspor'a çok şey sunabilir. bence Trabzonspor bu sene işte fena bir kadro kurmuyor. Geçen sezonlara nazaran çok daha etkili, çok daha iddialı olacak gibi geliyor. Marek Hamšík de sonuçta Avrupa futbolunun en önemli yıldızlarından, tartışmasız. yani damga vurmuş, Serie A'nın da önemli yıldızlarından birisiydi. Damga vurmuş isimlerinden birisiydi. Burada izlemek çok keyifli olacak. Futbolu burada bırakma meselesi yani şampiyon olursak burada bırakabilirim. Yani belki olmasa da bırakabilir. Yani uzun süre burada forma giyebilir. Belli olmaz. Belki çok sever. Evet. Ee, öyle durumlar yaşadık. Yaş itibariyle de zaman zaman eleştiriliyor oyuncular ama eğer bir oyuncu kendine iyi bakıyorsa artık 32-33 yaş çok daha geç olmuyor. Evet ben tercihen 20'li yaşlarda oyuncuların transfer edilmesini, 20-25 yaş arasında oyuncuların Türkiye'ye gelmesini tercih ederim ama yani söz konusu Marek Hamşek seviyesindeki oyuncularsa onları o yaşta buraya getirmek imkansız. Eee keyifli bir, keyifli olacak bence Hamşı'yı izlemek Kesinlikle. burada. Kesinlikle beni çok heyecanlandıran bir gelişme olmuştu zaten yaz başında. Ee, onun da bir açıklamalarını izlemek de hoşuma gidiyor. Böyle çok da hani marjinal de bir görüntüsü var ya evet, saçları, evet. dövmeleri, tarzı. Ya sağ içinde karıştıramazsın. Değil mi? <laughs> evet, başkasıyla karışacak bir oyuncuydı kesin. Enerjisi de değişik. Bu arada Formula 1 ile ilgili dinleyicilerimize vermek istediğim bir haber var. Formula 1'de Büyük Britanya Grand Prix'si bir kazayla başladı. Üzüldük tabii biz bu haberi gün boyu da paylaşırken izleyicilerimizle. Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında bir kaza oldu. Ve Büyük Britanya Grand Prix'si böyle bir kara bulutla başladı. sonra Lewis Hamilton sosyal medyada ırkçı tacize maruz kaldı. ntvspor.net'te de detaylı bulabilirsiniz haberi. Ya, ay yuka çıkmış durumda artık bu tatsız hadiseler. Bu arada bir de e, Verstappen ve Hamilton arasındaki kazadan sonra da Lewis Hamilton'ın Açıklaması var, Verstappen'in açıklaması var. Lewis Hamilton işte Max'ın iyi olduğunu duyduğuma memnunum diyor. Max Verstappen de diyor ki, ben hastanedeyken onun zaferini kutlaması saygısızca ve sportmenlik dışıydı diyor. Ortalık karıştı yani Büyük Britanya Grand Prix'sinde. Şöyle bir onu da geçeyim dedim. Formül 1 ile ilgilenen ya da merak eden dinleyicilerimiz olursa bu günün bomba haberlerinden biri tabii dünden bugüne yansıyan. 10 saniyelik ceza verildi Hamilton'a. Bunu az buldu tabii rakibi. Normalde bu tür durumlarda 5 saniye veriliyor için. bu arada. Hani çok fazla e, yani bu bu artık o kadar çok nasıl diyeyim e, ikilem haline geldi ki hani artık bölünme bölünmüşlük Hamilton severler ve Hamilton'ı nefret edenler, Hamilton'dan nefret edenler. Olay artık o e, manada değerlendiriliyor. Ben Sherlock'ların açıklamalarında biraz mantık gördüm. Yani bunlar bu tür şeyler yaşanıyor Formula 1'de. 250 abi. km hızla gidiyorsun. Ya bence ikisi de pozisyonu zorladı. Yani ikisinin de sorumluluğu var diyor bu pozisyonla alakalı. Evet yani agresif olman gereken noktalar var yarışlarda <laughs> bazen risk alıyorsun ve bu risklerin de tabii bir nasıl diyeyim, ee, sonucu oluyor. Hı hı, bu sonuç, hı. evet, Verstappen için e, kötü oldu. Onu söyleyebiliriz. Bu arada Kasımpaşa 2-1 yaptı. Fenerbahçe'de Samat öne geçirmişti. Kasımpaşa penaltı kazandı ve skoru 2-1 yaptı. Parantezi kapatayım. <laughs> e, Yusuf gol attı, Yusuf Erdoğan. E, yani, evet, Verstappen'e bir şey olmamış olması önemli. Sevindik bu konuda. Bu tür kazaları zaman zaman e, daha e, şiddetlilerini de yaşıyoruz e, ama hani zaferini kutlamış olup olmaması adam 10 saniye geriden 10 saniye cezası ile geriden gelip kazandı yani niye kutlamasın Ya işte o da ona tabii rahatsızlık verici yans, olarak yansımış hastanedeyken e, o sport bence gelmedi bana Ya demiş. oradaki asıl sıkıntı Red Bull aracının güç ünitesinin sanırım zarar görmüş olması yanlışım yoksa bu sezon 3. kez olacak eğer e, tamir edemezlerse yeniden değiştirme hakları yok galiba Üç kere değiştirebiliyorsun bir sezonda hmm. orada bir ceza orada bir e, sıkıntı yaşanabilir e, Eve ve çok fazla kaza tabi bu kazaların hepsi bütçeyi de etkiliyor Değil mi? yani her kaza eksi yazıyor takım bütçesine bu tür sıkıntılar da var Hani Verstappen'in şey yani sağlık sorunu olmaması çok tabii ki en önemlisi ama başka sorunlarla da karşılaşabilir Red Bull Racing patronu Christian Horner'da kaza anında Verstappen'in 51G'lik kuvvete maruz kaldığını söylüyor. Diyor ki kaza esnasında 51G kuvvetine maruz kaldı. Hamilton gibi bir pilotun böyle bir hamle yapmaması gerek. O viraj çok belli. İç taraftan geçiş yapmamalısın. Lewis'in bu geçiş denemesini yapılmaması gerektiğini bilmesi gerek. Yani Hamilton'a yükleniyorlar. İkisi de ona yükleniyorlar. Yani doğal olarak dediğim gibi ben evet, bu evet, konuda tarafsızım. <laughs> Fikrini ee, beyan ettin. Umarım e, yani bu tür kazalar yaşanacak bir sağlık sorunu yaşanmadan Allah şükür geçin. çok önemli bir sporcu e, tek parça sıkıntısız bir şekilde e, devam edecek. Bu sene de yenilik. çok iddialı. E Bu arada artık e, kapatma vaktimiz geldi ama Fenerbahçe'nin hazırlık maçına dair söylemek istediklerim var mıdır? Öyle kapatalım. 3-4-3 oynatıyor yine e, Hı -hı. Pereira. E, yani tabii, tabii nihai kadro bu değil. Hazırlık maçları biraz daha ilerledikçe nihai kadroyu göreceğiz ama ...halen üçlü savunmayla devam edecek mi? Merak konusu ve kanatlarda hangi oyuncular tercih edilecek? Şu ana kadar Nazım'la sağda oynadı Ferdi solda. Ferdi erken çıkarttı bu sefer. Ee, oturacak herhalde bu kadro ama tabii çok önemli isimlerin tabii transfer beklentisi de var Fenerbahçeli oyuncu taraftarın. Özellikle forvet mevkisi açısından. Sol da kim alınacak? Novak hala kadroda düşünülmüyor deniliyordu. Caner mi oynayacak orada vesaire. Yani bir sürü soru işareti var hala Fenerbahçe açısından ama dinamik oynadıklarını sağ içinde iyi bir görüntü çizdiklerini söyleyebiliriz ama ben hazırlık maçlarının görüntüsüne pek inanan birisi değilim. Hı hı. Alma sağlık Yusuf Kenan Çalık. Teşekkürler senin de. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Bizlerle oldukları için görüşmek üzere. Hoşçakalın.